Where the four winds blow, and it's 5 miles wide, where a six-gun rules and a man can't hide. A man can play, and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. There's a man who waits over yonder hill, and when he shoots to kill. But he don't know that it's him. Lucky Luke will ride again. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. On the dusty trail, neath the western sky, where the sun shines hard enough to fry, a cowboy's dream must never end. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Şu anda sizlerin de izlemekte olduğu toplantı, Amerikan tarihinin en önemli toplantılarından biridir. Toplantı Arizona'da yapılmaktadır. Çayır köpeği Birleşik Devletler'le barış anlaşması imzalıyor. Anlaşmaya göre Kızılderililer batıya gitmek isteyen göçmenlere topraklarından geçiş izni verecekler. Buna karşılık göçmenler de Kızılderili topraklarında bu falı avlamayacaklar. Bir dostluk gösterisi olarak Büyük Reis Çayır Köpeği geleneksel barış çubuğunu içmek için Birleşik Devletler Başkan Yardımcısını davet eder. Thank you.
Böylece Arizona bölgesinde beyaz adamla kızılderililer arasında barış ve dostluk başlar. Burada bir çiçek görüyorum. Marta, gel bak, bir çiçek. Ne güzel değil mi? Arazi çok verimli. Bu bir papatya. Evet öyle. Sonunda verimli bir toprak bulduk. Buraya yerleşip bir kasaba kuracağız. Ve zengin olacağız. İnan bana, bütün buralar bizim olacak. Adını Papatya Kasabası koyalım. Hadi arkadaşlar, yapacak çok işimiz var. Ve böylece iyi insanlar hep birlikte kendilerine bir kasaba kurmaya başladılar. Pek çoğu yardım etmeye gönüllüydü. Ama bazı terslikler oluyordu tabii. Amerikan futbolu böyle icat edildi. Yap, yanlış yaptın ya. Çevir çevir aşağıya doğru çevir. Çevir, ters çevir yani. Ha, gördün mü işte. Şimdi tamam oldu. Hey, berber dükkanı açılmış. Annen çağırıyor Fatma. Şimdi gidiyorum. Nerede bir kasaba varsa
Orada bar dolusu inek, affedersiniz, kadın vardır. Ve nerede bar varsa orada kavga vardır. Well, it's mighty good to be here, and it's mighty good to see that you've all come out to meet my dance hall dollies and me. Once you pass those swinging doors, you're gonna shine like the moon at Lotta Lakes Hotel and the Palace Saloon. Bar açılınca kasabamız bayağı şenlendi. İnsanın yüzü gönlü açılıyor değil mi? We got country singers and gunslingers all singing the same tune at Lotta Lake Hotel and the Palace Saloon. Düellolar batıda çok yaygındır. İnsanlar tifo, yılan sokması veya kötü yemekten ölmeye vakit bulamadan silahla vurulup ölüyorlar. Yeter dedi. Hadi bakalım içeri. Hemen içeri girin çocuklar. Bundan sonraki düelloyu da görmek istiyorum ama. Hayır, zaten okula geç kaldık. Hadi. Böylece iyi kasaba kısa sürede kötü bir kasaba haline geldi. Ve cenazeci de kasabanın en zengin adamı oldu. Ama bazen sanki bir rüyaymış gibi bir adam çıka gelir. Yasaları uygulayarak dünyayı daha huzurlu ve daha güvenli bir hale getirmek için uğraşır. Tabii bu adam Batı'nın en hızlı silahşörüdür. Kendi gölgesinden bile hızlı silah çeker. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Adı Red Kit'tir. Kendisi ortağım olur. Laf aramızda bensiz hiçbir şey yapamaz. Hadi. 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 Had
Piyanisti vurmayı. Bulabildiğin son piyanist vur. So put your pistol back in your holster, partner, right back where it belongs. So you say your cactus cutie up and left you. So you come waltzing in and cuss and fuss. Well, that's no reason to go shooting up my chandelier. And that's no reason why you should go taking it out on us. Hey, put your pistol back in your holster, partner, back where it belongs. Don't you know you've been interfering in the because you had a hard day at the roundup. And some ornery dog kicked you in the head. Well, that's no reason to go shooting up my chandelier. Why don't you have a cup of hot black coffee on the house instead? Pistol back in your holster, partner, right back where it belongs. Seni Laramide sanıyordum. Oradaydım. Ama artık değilsin. Hayır. Hala çok konuşkansın. Şarkını beğendim. Hala istek alıyor musun? İsteyene bağlı. Ben istiyorum. Hey, indir bırak beni bu falo. Anı duydun kovboy. Çekil yolumdan bayım. Evet, biz burada mı kalmıştık? Dışarı çıkmaya ne dersin ha? Evet, burada kalmıştık. Özür dilerim canım. Sana söylüyorum yabancı. Bu kasabada yasalar çiğneniyor. Şerif nerede? Ne şerifi? Bir ay önce onu katranlayıp üzerine tüy döktüler. O bu yıl dördüncüydü. Bizim şerifimiz yok. Artık var. Ne var mı? Kimmiş o? İşte bu. Bürom nerede? Öğrenebilir miyim? Kasabanın bitiminde. Hı hı. Hey! Bizim düello ne olacak? Artık papatya kasabasında düello yapmak yasak. Yok canım! Vay canına! Yalnızca bir tek kişi böyle ateş edebilir. O da Redkit. Oo, şu yıldız bolluğuna bak. Dur bakalım, hepsi de delik. Ha? Şunda benim ismim var. Şuraya iliştirelim. Ortalık yangın yeri gibi. Şu hale bak. Masadan başlayalım temizliğe. Oh! Lanet olsun. Bir yerden başlamamız gerek. Hadi bakalım.
Bu mendil de işe yaradı işte. Kaderde süpürge süpürmek de varmış. Ah, şunu sirkeleyelim. Hey arkadaşlar, bir düzenbaz yakaladık. Bu çığdaki katranın sıcaklığı da çok uygun. Hey arkadaşlar, şuraya bakın. Katranlayıp tüyleyecek bir adam bulduk kendimize. Yerinizde olsam bunu yapmazdım. Söylediğini duydun mu bunu? Duydum. Bunu yapmazmış. Peki kim engel olacak bize? Ben. Batıda yolların asfaltlanmasına böylece başlanmış oldu. Redkit kasabayı kötülerden temizledi. Kumarbazları ve atırsızlarını kovdu. Nereye kaçıyorsun bakalım? Dur bakalım. Seni yola getirmesini bilirim. Şey yapmadım. Utanmıyor musun hayvanları çalmaya? Böyle bağladın değil mi? Nasıl, güzel mi? Dur. Hadi bakalım ananın yanına. Kasabanın en büyük ve tek caddesinde ilerlerken damlarda kötü niyetli insanlar vardı. Bankaya doğru gidiyorlar. Ama para yatıracaklarını hiç sanmıyorum. Anladım, bankayı soyacaklar. Oh, Redkit de hala uyuyor. Onu uyandırmanın yolunu biliyorum. Sen uyu bakalım orada. Bankayı soyuyorlar. At silahını. Hiçbir hareket de yapma. Eyvah, bizimki enselendi. İş gene bana düştü. Ben olmasam bu adamın hali ne olur acaba? Oho, tam da nalıma göre bir popo. Tutuklandınız. Herkesin bildiği gibi Redkit her zaman görev başındadır. Atma, horul horul uyuyordun. Ukalalık etme.
Demek yeni şerifimiz bu. Bakalım bu ne kadar dayanacak. Sen onu merak etme. O kovboy kendi gölgesinden bile hızlı silah çeker. Gülmeyin, dalga geçmiyorum. Onu barda silah çekerken görmüştüm. Red Kit o. Bana inanmıyor musunuz yoksa? Tamam tamam. Peki bu durumda sen kim oluyorsun? Onun yeni yardımcısı falan mısın yoksa? Evet. Evet öyle. Peki neden onun yanında değilsin öyleyse? Ben de oraya gidiyordum zaten. Şapkasına bakın şimdi. Size yardım etmek istiyorum şerif. Bu yörenin en iyi silah çekeni olduğunuzdan ve ben de size benzemek istediğimden yardımcınız olmak istiyorum. Eğer şunlar gibi kovboylarla uğraşacaksanız bana mutlaka ihtiyacınız var demektir. Öyle mi? Peki. Yani sizin yardımcınız olabilir miyim? Ama cumartesi günleri çalışmam. Ve her cuma öğleden sonra da annemi balık tutmaya götürdüm. Peki dedik ya, al tak şunu bakalım. Silahlı çatışmaların bitmesiyle insanlar Papatya kasabasında yeniden huzura kavuştular. Ben biraz dolaşacağım anne. Sakın fazla uzaklaşma. Balık tutmaya mı şerif? Evet. Düldüle binebilir miyim? Hayır. Tabii binebilirsin. Gel bakalım. Aman ne nezaket. Tabii nazik olacak. Yükü o taşımıyor ki. Ama bu sefer sırtımda hiç olmazsa sevimli biri var. Papatya kasabası yeniden küçük sessiz bir kasaba haline dönüştü. Ama bu durumdan hoşnut olmayanlar vardı. Kötü insanlar. Kadınlarsa kendi işlerindeydi. Oltama hiç balık vurmuyor Red. Ne yapalım? Biz de akşama omlet yeriz. Omlet bir insan yiyeceğidir ama ben yiyebilir miyim? Hadi hadi kımılda biraz kımılda da bana taze yonca bulalım bari. Şurada soğuk bir yaratık var, icabına bakıver. Ben şimdi nalımı yılana bulamayayım. Sakın bir daha benim sevgili atımı korkutma Bayula. Aha. Uydurma, korkmamıştım ki. Hadi bakalım, doğru evine.
Karnım çok acıktı. Biraz şunu da yiyeyim. Hey! Bırak o fasulyeleri. Bakıyordum. Zaten bana gaz yapar. Pek sevmem. Hadi alayım. İyi uyumuşuz. Yapma, ver bir öpücük ki yavru. Uyan bakalım Kazanova. Evet. Yolcu yolunda gerek, hadi. Ben derdeyim. Ah, sen miydin? Hadi, yapacak çok işimiz var. Ben hazırım. Şunu sırtına koyalım. Yavaş yavaş, ne oluyor? Daha kendimize gelmedik. Fazla sıkma. Yerlerim birbirine girdi. Biraz eğilsene. Hem kolayına kaçarsın zaten. Yine mesai başladı. Ömür biter, yol bitmez. Yürü düldül, yürü yavrum. Yüse bilmiyordu ama papatya kasabası yeni bir tehditle karşı karşıyaydı. Dalton kardeşler, batının baş belaları. İşte bu gördüğünüz Joe Dalton. Ölü veya diri yakalayana $5,000. William Dalton. Ölü veya diri yakalayana $4,000. Jack Dalton. Ölü veya diri yakalayana $3,000. Hey Joe! Eğer yetkit oradaysa niye papatya kasabasına gidiyoruz ki? Her zaman olduğu gibi bizi yine hapse atacak. Ve Averell Dalton, ölü veya diri yakalayana $2. Hayır, yapamayacak Averell. Çünkü biz gidip onu haklayacağız. Papatya kasabasına hoş geldiniz. Göremiyorum. Şuraya çıkayım bari. Şimdi manzara iyi.
Daltonların atları nereye gideceklerini bilirler. Hangi kasabaya girerlerse girsinler ya bankanın ya da barın önünde dururlar. Ama tabii son kararı her zamanki gibi Joe Dalton verir. Hayır, bankaya değil. Bu sefer bara. Red Gitar'a dans etmeyi iyi öğretmişim hadi. Zaten yetenekli çocuktur. Daltonlar. Demek bu sihirli sözcük buralarda hala etkili. Para bir içki Daltonlar. Ver. Tabii. En iyi viski istiyorum. Tabii Bay Dalton. Ellerin şişeden başka bir şeye uzanmasın. Oo. Çok güzel dans ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Ama senin de benden aşağı kalır yanın yok. Nereden öğrendin dans etmeyi? Pam 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 ram Daltonlar. Ne kadar sıkıcı bir kasaba. Müzik. İşte buna ihtiyacımız var. Amarel, hadi. Ha? Oh, bir piyano. Evet. Hadi artık başla Amarel. Merhaba Daltonlar. Red Kid sen ha? Oo, selam Bay Red. Beni anımsadınız mı? Ben Amarel. Bu kardeşim William. Bu kardeşim Jack. Bu da kardeşim... Kes sesini. Ne istiyorsun? Sizi hapishaneye götürmek. Her zamanki gibi. Sana söylemiştim Joe. Gördün mü sana? Evet. Eğer benimle uğraşmayı düşünüyorsan... ...sana bir kez daha düşünmeni öneririm. İyi bak kovboy. Bunu göze alabilir misin kovboy? Hayır. Alın bakalım elmaları çocuklar. Evet. Tamam Joe. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Hazırım Joe. Hazırım Joe. Tatlı. Elmayı yemeyeceksin. Başının üstüne koyacaksın aptal. Ya. Harika bir atıştı Joe. Hakikaten harika bir atıştı. Çok iyi bir atıştı. Evet, bunu yapabilir misin Red? Hayır. Peki sen ne yapabilirsin? Sizi hapse geri götürebilirim. Bütün mermilerinizi harcadınız. Vay be, çok iyi bir numaraydı değil mi? Öyle değil mi Joy? Kes sesini Amarel. Bizi götüremezsin, hayır. Çünkü bizim elimizde af kararı var. Af kararı mı? Daltonlara mı? Evet.
Papatya kasabasından yeni gelen çok sayıdaki tutuklunun hapishaneleri kalabalıklaştırması nedeniyle en uzun süre hapiste bulunan mahkumlar affedilerek serbest bırakılmışlardır. Biz yasal olarak serbest bırakıldık. Yasalara uyan namuslu vatandaşlarız yani. Eğer o bankanın yanından geçerseniz çıktığınız deliğe geri dönersiniz. Yo, biz banka işine bakmıyoruz artık. Sakın kıpırdamayın, tutuklandınız. Duymadın mı? Tutuklandınız dedim. Demek artık bankaya para yatıranları da tutukluyorsunuz öyle mi? Senin yüzünden hapishaneler doldu, taştı, reddit. Para mı yatırıyordunuz? Ellerinizi havada tutsanız iyi olacak. Çünkü çok tehlikelidir. Dur bir dakika şerif. Sen bu vatandaşa biraz sert davranmıyor musun? Bir daltona başka nasıl davranılır? Misafirlere kötü davrandığınız için kasaba ölüyor. Yakında bar da kapanacak. Çünkü hiç kimse gitmiyor. Banka da kapanıyor. Çünkü hiç kimse para kazanamıyor. Redkit herkesi korkutuyor Sayın Başkan. Kasabanızı işte bu adam öldürdü. Ben gidip paramı başka bir bankaya yatırsam iyi olacak. İşte paracıklarımı da aldım. Hadi gidiyoruz çocuklar. O haklı olabilir Red. Son zamanlarda bütün işler durgunlaştı. Biliyor musunuz, size inanamıyorum. Onun bankaya yatıracak parayı nereden bulduğunu sanıyorsunuz? Kızı dirildiler! Apaçiler bana ateş açtılar. Dün gece onların arazisinden geçerken bana ateş ettiler. Onlar apaçilerdi. Eyvah, kızıl derinlermiş. Şimdi hafı yuttuk. Ama onlarla barış anlaşması yapmıştık. Yıllardır kimseye saldırmadılar. Onlar apaçi değil. Ne? Evet, bu bir apaçi oku değil. Bir nüfu kafa derisini kaybetmeden atalarının topraklarına geri dönmek istiyor. Bu nedenle Milgruf'u kafa derisini daha güvenli olan batıya götürecek. Batıya mı? Daha doğrusu doğuya. Kanton'un batısına. Benim aziz dostum, eğer fırsatını bulursa ki bulacaktır, benim adıma atalarına selam söyle, gözlerinden öperim. Hayda! Şapkalarım, şapkalarıma bakın. Hepsi berbat olmuş. Şapkalarım mahvolmuş, bütün mallarım harap olmuş. Bunu artık kim almak ister ki? Şuna bir bakın, bunu kim almak ister artık? İndirim, indirim yapıyorum şapkalara özel fiyat. Şapka fiyatlarında indirim yapıyorum. Üzgünüm Bolder ama iş iştir. Bu şapkalar yaramaz, hepsi deli. Ben mahvoldum. Kızılderilileri saldıracağını nereden bilebilirim? Onlar Kızılderili değildi. Ha? Kızılderililer gece ölen savaşçılarına sonsuza kadar karanlık bir boşlukta kalacaklarına inanırlar. Onun için gece saldırmazlar. Vay be, ne güzel konuştu. Konuşmanı çok beğendim Joe. Evet, iyi konuştun Joe. Redkit'i ne zaman haklayacağız? Onu hakladık sayılır Jack. Önce onu rezil olmuş bir şekilde Papatya kasabasından giderken göreceğiz. Çünkü bütün kasaba ona karşı. Sonra da onu yok edeceğiz. Öyle değil mi Avarel? Doğru dürüst boyasana yüzünü. Posta arabalarına saldırmaktan bıktığımı sandım Joe. Bir banka sorsak daha kolay olmaz mı? En fazla yorulmayız böylece. Redkit gittiği zaman bankada soyarız, barı da soyarız. Dükkanları da soyarız. Kasabadan istediğimiz her şeyi alırız çocuklar. Merak etmeyin. Avarel, kendine saygısı olan hiçbir Kızılderili böyle aptalca makyaj yapmaz. Al. E
Bekit Öy, sana salak gibi göründüğünü söylemiştim. Sen ne yaptığını sanıyorsun beyaz adam? Biz beyaz kardeşler, siz kızıl kardeşlerle arkadaş olmak istiyoruz. Evet, anladım. Anladım da nasıl? Bak Lotta, o bunu hep yapıyor. Bölge dışına çıkan yolu bulabilecek misiniz? Evet. Öyleyse gidin bakalım. Bir daha buradan kesinlikle geçmeyeceğiz, emin olabilirsiniz. Güzel. Gördüğüm en sıkıcı kasabaydı. Doğru, bunu arkadaşlarına da anlat. Seninle konuşabilir miyim? Tabii. Biraz dolaşalım mı? Olur. Oh, demek başımız dertte. Kızlar seninle konuşmamı istediler. Hiç kimse bara gitmiyor. Herkes tutuklanmaktan korkuyor. Eğer doğru hareket ederlerse tutuklanmazlar. İşte mesele de bu. Belki sen Papatya kasabasını çok sıkıyorsun. Ne? Kasabanın sıkıcı bir hale geldiğini söylüyor. Aklı haftalardır doğduğumuz bir silahlı çatışma olmadı. Çok düzenli bir kasabada hayat ölmeye başlar. Biraz hareket olmalı. Bu ekonomiye de yardımcı olur. Ben yalnızca yasaları uyguluyorum. Ama belki bu kadar sıkı uygulamayabilirsin. Yani yalnızca nabza göre şerbet veren bir şerif mi olmamı istiyorsun? Evet. Hayır, bunu yapamam Lotta. Böyle olacağı belliydi. Onlara ne yapalım? Ateşte pişirelim mi ha? Bir Kızılderili'yi taklit etmek çok ciddi suçtur. Onları sığırlara ezdirelim. Kesin artık kesin. Sizler gibi giyinmemizin sebebi buraya gelip sizleri göçmenler hakkında uyarmaktı. Onların size neler yaptığını bilmiyor musunuz ha? Görmüyor musunuz? Reklik ve Papatya kasabası otlaklarınızı ele geçiriyor. Benim güzel evim nerede? Sığırların dolaştığı yerde. Güzel söyledi Joe. Benim güzel evim nerede? Sığırların dolaştığı yerde. Sığırların dolaştığı yerde. Onların sığırları burada değil, Arapaho bölgesinde dolaşacak aptal. We're seldom misheard, and it's discouraging word, and the sky's on a cloudy old day. Often at night, when the heavens are bright with the light of the glittering stars, have I stood there amazed and asked as I gazed if their glory exceeds that of ours? Oh, give me a home where the buffalo roam. Beyazlar buraya geldiği zaman hepinizi buradan kovacak, anlıyor musunuz beni? Güzel topraklarınız, aileleriniz perişan olacak. Size önem vermeyecekler, size çöpçülük yaptıracaklar. Her taraf yangın yerine dönecek. Size medeniyet getirdik diye övülecekler. Sığırlarınızı caddelerde mi otlatacaksınız ha? Hı? Home, home on the range, where
where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Şimdilik bu durumu bir düşünmemiz gerekir. Toplantı yapmamız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Eğer bu yolda ilerlemeye devam ederseniz kasabanızın sonu gelir. Papatya kasabasının gelişmeye, büyümeye ve uygarlığa ihtiyacı var arkadaşlar. Ama böyle dememiş. Kes sesini Avarel. İşler düştü. Hiç turist gelmiyor. Büyüme de durdu. Bu kasaba ölüyor. Ve bütün bunların sorumlusu o. Joe haklı olabilir. Söyledikleri çok mantıklı. Bakın, iyi bakın ona. Doğru söylüyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, gerçek bir suçlu gibi kaçıyor. Jack! Jack, bir dakika. Onları bu kadar ciddiye alma. Bak, sen sadece işini fazla iyi yapıyorsun, o kadar. Öyle mi? Kendilerine başka bir şerif bulabilirler. Bütün bu insanların tek düşündüğü şey kaç para kazanacaklar. Parayı kimin sırtından kazanacakları umurlarında değil. O eşkıyalar bizim yaşantımız boyunca bildiğimizden daha çok adam vurdular. Bu kasaba bence çok açgözlü olmuş. Red, öyle demek istemediğimi biliyorsun Red. Bence düşüncelerini söyledi. Onun bir kere de bu kadar çok konuştuğunu hiç duymamıştım. Biraz dursak da yesem. Ama durmaz ki bu. Kafasının dikine gider. Hadi buyurun bakalım. Burada taş topraktan başka bir şey yok. Ben ne yiyeceğim şimdi? Dumanla işaretleşiyorlar. Anlaşılan çayır köpeği diğer şefleri toplantıya çağırıyor. Bu kötü bir işaret. Benim de karnım kurulduyor. Bu da kötü işaret.
Çılgın çakal nasıl yazılıyordu? Bir duman bulutuyla mı yoksa iki mi? İki. Aman Allah'ım, çılgın çakalı iki duman bulutuyla yazmışlar. Bu ne cehalet, bu ne görgüsüzlük. Reis çılgın çakal, utelerin reisi çayır köpeği sizi toplantıya davet ediyor. Birisi çayır köpeğine yanıt versin. Huk, Ziyuların reisi bu toplantıya katılacaktır. Birisi atımı hazırlasın. Kadın, ben bu akşam evde yokum. Geceyi çayır köpeğinin köyünde geçireceğim. Çılgın çakal konuştu. Sakın çayırlarda vahşiler gibi at sürme. Kadın son sözü söyledi. Toplantı mı? Hasta kartal kabul etti. Reis çayır köpeğine geleceğimi hemen bildirin. Reis çılgın çakala haber verin. Birlikte yola çıkalım. Bu haberi hemen iletin. Arafalsan'ın şefine sorun bakalım. O da toplantıya davet edilmiş mi? Hasta kartal konuştu. Reis hasta kartala haber gönderin derhal. Reis çayır yılanı, reis çayır köpeği tarafından davet edildi. Reis çayır köpeğine daveti için teşekkür edin tarafımdan. Ve çılgın çakala bildirin, yolda ona uğrayıp kendisini alacağım. Boğa yılanı konuştu. Evet, gidebilirsin artık. Ortalığı dumana boğdular. Bence bu işte bizim ilgilenmemiz daha doğru olur Düldür. Beni bu işe karıştırma Allah'ını seversen. Ve böylece Pax icadı oldu. Hey şuraya bakın. Gördünüz mü? Neydi o? Winkler geri döndü. Durun. Sanırım bundan sonra burada pembe yüzlerle birlikte yaşayacağım. Yani soluk yüzlerle birlikte. Size göre öyle. Size göre öyle. Bu tarafı gösteriyor. Biz de o tarafa gidelim. Şu yöne gitmemiz lazım. Peki o yöne gidelim. Şimdi ne yapacağız? Bunu pek anlayamadım. Kızılderilileri taklit etmeyi bırak. Ben seni götürürüm. Burada sizleri görmek... Resmiyete bırakalım. Ben Papatya kasabasıyla savaştan yanayım. Ama daha nedenini bile bilmiyorsun. Beyaz adamlar atalarınızdan kalan toprakları ele geçiriyor. Savaş açarak onları engelleyebilirsiniz. İyi düşünelim. Bizim beyaz adamla bir anlaşmamız var. Ben barış çubuğu içmekten yanayım. Sonra da... Biz şimdi barış çubuğu mu içeceğiz? Sonra da... Savaş! Savaş! Evet, savaş! Oh!
Ben kabul etmiyorum. O kabul etmiyor. Tamam, duyduk. Bağışla iki tüy, yani tek tüy. Bir yolculuğa çıktığımızda eve dönüş yolunun gidiş yolundan daha kısa sürdüğünü hissederiz. Bu kez de ben öyle hissediyorum. Çevreyi hiç bu kadar hızlı giderken görmemiştim. Hadi Dündür, hadi nefes al, ne olur nefes al. Papatya kasabasını uyarmalıyız. Sakın ölme Dündür, hadi nefes al. Kalk ayağa yavrum, hadi aslanım. Affedersin sevgili atım, kahramanım benim, hadi. Red git Dündürsüz olur mu? Hadi, hadi yavrum. Hadi aslanım. Ciğerlerim ıslanmış. Aferin sana ciğerli atım benim. Yeah! Yerliler saldıracaklar değil evet. mi? Onları Daltonlar kışkırttı değil mi? Evet. Gün doğarken mi saldıracaklar? Evet. Uyarın için teşekkürler Red. Sen olmasaydın ne yapardık? Peki ya ben? Onu bir adım bile yürütmedim. Düldül olmasaydı başaramazdım. Ha yok canım, o kadar da değil. Abartma. Papatya kasabası katliamının hatıralarını alın. Hemen bugün alın. Burada Papatya kasabasında. Bu harika şapkaların tanesi $1 ya da iki tanesi $2. Tükenmeden alın. Satış halen devam ediyor. Papatya kasabası katliamı hatıraları. Bugün burada. Acele edin. Acele edin. Satış devam ediyor. Tanesi $1 ya da iki tanesi $2. Burada Papatya kasabasında. Başka bir yerde böylesini bulamazsınız.
sakin olsun. Gözlerinin akını görene kadar ateş etmeyin. Kımıldamıyor. Gözlerinin akını görebiliyor musun? Tam olarak değil. Gerçi biri diğerlerinin biraz önünde ama yine de onun da gözlerinin akını göremiyor. Bavarel geç yerine, dolaşıp durma ortada. Gözlerime toz kaçtı, nereye gittiğimi göremiyorum. Şu gözlerime baksana, kıpkırmızı olmuşlar. Sen de kapat gözlerini hemen. Hadi geç sıraya, geç yerine. Burada emir ve komuta kimde? Sende Joe. Kimde? Joe'da. Oklarınızı ateşleyin ve sakın unutmayın arkadaşlar. Yaklaşınca okları fırlatacağız. Bir yangına sebep olabiliriz Joe. Bizim de istediğimiz zaten bu sersem. İleri! Tam isabet. Hadi onları haklayalım. Ha? Allah kahretsin. Yakın! Yakın! Çabuk kovaları getirin. Ne kovası canım? Alın şapkaları, şapkaları. Tanesi bir yerde alın. Ama onları yangın işine alacaktık. O adamandı. Al bakalım. Ne aranıp duruyorsun Avarel? Okumu kaybettim. İnatına gerzek. Ay Allah. Hadi itfaiyeciler, bu tarafa gelin, bu tarafa. Hadi çabuk çocuklar, gelin. Hadi. İnan gelin, yanımda kaçın. Hadi, hadi kovuna şapkaları. Dolan, şapkalarım lanetli bir dolan. Evet. Şapkaların hepsi delik. Evet. Şapkaların hepsi delik. Evet. Ben size ne zamandır bunu söylüyorum. Siz şimdi beni suçluyorsunuz. Para iade edilmez. Hadi be sen de. Gözlerinin aklını görmek gittikçe zorlaşıyor. Ya. Kovboyculuk ve yerlicilik oyununu bitirdiğiniz zaman burada emir ve komutanın kimde olduğunu anlayacaksınız. Bu çeşit saldırılar plan üzerinde etkili gözükebilir. Ama gerçekte onlar bizi yok ederlerdi. Redki'de olan kızgınlığınız nedeniyle bütün bu sorunları siz yarattınız Daltonlar. Siz. Ama o bizi hep hapse atıyor. Kes sesini! Çayır köpeği bir anlaşma imzalamıştı. Buna bağlı kalacak, Papatya kasabasına barış içinde gideceğiz. Tüysüz, buraya geri döner misin? Niye ateş etme dedi? Gözlerinin akını görmen gerekiyordu. Ben görmüştüm. Redkit şimdi onları yatıştırır. Ben reisleriyle konuşacağım. Reis çayır köpeği dostum. Seni yeniden gördüğüme sevindim. Evet Redkit. Ben de seni gördüğüme sevindim. Seninle bir dakika özel olarak konuşabilir miyiz? Tabii. Konuşalım. Her zamanki gibi gene geç kaldılar, öyle değil mi? Takip edin.
for it, for her lover was far, far away. Around her knees, she wore a purple garter. She wore it in the springtime and in the summer. Hey, hey, and if you ask her... Bu çok üzücü bir durum kardeşim Redki. Biz biraz ileri gittik sanırım. Evet, biliyorum. Daltonlar göçmenleri de kandırmışlar. Gerçekten mi? Hı-hı. Eğer sizin için de uygunsa, her iki tarafta bütün olanları unutsa iyi olur. Bence bir sakıncası yok. Sanırım yeni bir barış anlaşması yapmaya gerek yok. Her şey yoluna gidiyor. Reis, çayır köpeği kardeşim bu fikrimi beğendi mi? Ne diyor acaba? Kardeşim iyi konuştu diyor. Aa, reis çayır köpeği de hiç fena konuşmadı. Bu benim bir arkadaşım. Yardıma gerek duyabileceğimizi düşünmüştüm. Bu Bey Michael, Heyman Michael Reed. Buyurun, barış çubuğu içelim. Boğazım ağrıyor, içemem. Bundan sonraki çatışmaya geç kalmamalıyım. Süvariler hiçbir zaman gecikmezler. Hadi askerler, ileri! Beni bağışla, gitmeliyim. Kadınıma savaştan hemen sonra eve döneceğime dair söz verdim. Barış kardeşim, gitmem gerekiyor. Ben de geliyorum. Midemden rahatsızım. Yok yok, hiç bana bakma. Ben sigarayı bıraktım. Yok, ben tütünden nefret ederim. Havarel, dikkatli ol. Attan mı düştün Joe? Ne düşmesi sersem? Ben her zaman attan böyle inerim. Geri dönün. Bir şey unuttunuz. Ne var kovboy? Hapse geri döneceksiniz. Yo, düello yapmadan kesinlikle olmaz bu. Hareket olmasını bekleyemem. Şunlara bak, mezar taşı gibi dikilmişler. Evet.
rahat edeceği yok. Şenliği ben başlatayım bari. Nerede hareket, orada bereket. İstiyorsan önce avar eli vurmalısın. Sen de Redkit'i istiyorsan önce beni vurmalısın. Oh, neler saçmalıyorum ben. Benim daha iyi bir fikrim var. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Ah, kes artık avaren. Eve dönmek ne kadar güzel, öyle değil mi? He, çok memnunum ben. Tüyüm başımlar, din din din. Bu akşam yemekte ne var acaba? İnşallah tavuk vardır. Redkit'in şerefine. Evet. Bize hayatta paradan daha değerli şeyler olduğunu öğreten Redkit'in şerefine. Dilerim hep şerifimiz olarak kalır. Evet. Redkit de bir konuşma yapsın. Evet. Konuşmasını istiyoruz. Hadi bir konuş. Redkit konuş. Hadi Redkit konuş. Seni bekliyoruz. Konuş Redkit. Hadi Redkit. Hadi Redkit. Hadi Redkit. Hadi Redkit. Hadi bravo. Hadi. Hadi Redkit. Hadi. Şerifimiz olarak konuş Redkit. Hadi Redkit. Hadi. Bravo be! Bravo Redkit! Dostlarım, özel bir şey yapmadım. Sadece görevimi yaptım. Bravo Redkit! Çok güzel konuştun. Evet! Altın! Altın! Meşe neresinde altın bulmuşlar! Altın! Hadi! Hadi yürü! Gidiyor musun?
Hayır. Burayı çok sevdim. Sen ne yapacaksın? Burada iyi bir şerife ihtiyaç var. Hey Red, sağır mısın adamı, duymadın mı? Altın diyor, altın bulmuşlar, uyan. Ben hiçbir yerde uzun süre kalamam. Evet, bunu biliyorum. Pekala, güzel. Gidelim öyleyse. Tam ağzıma layık. Adam gene yiyeceğimi aldı. Bunları senin için getirdim. Afiyet olsun hanımefendi. Pillows and your quilts piled high. Well, I don't hanker for no hotel. Just wanna kick my boots off by the campfire glow while the lonely coyotes cry. Well, my bed is my horse and saddle, and my blanket is the sky. Let me be on my own song, singing my lonesome. Cowboy blues, just living the life I choose. Singing my lonesome cowboy blues. Open along down the trail of the night. Into the sunset's golden glow. I could have lived the corral, my old pal, singing my lonesome cowboy song as we go low, 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 low. I keep searching for that something
never find. But still, just can't help wondering, as I go wandering, will it be waiting just over the next hill? Waiting just over the next hill. So don't be surprised if you should meet me along life's highway. You're loping along across the prairie moon on a purple skyway. May never find my dream, but I'll keep hoping. May never settle down with a cow worth roping. Meanwhile, with my old pal, I'm strong. And I'll just keep a loping along. Oh, 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 a loping along. In my lonesome cowboy song, loping along, loping, loping along.